Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. E, türevin geometrik yorumu ile ilgili bir soru var elimde. Maksimum ve minimum problemleri kapsayan. Şimdi arkadaşlar bu soruda e, şekilde diyor 6 santim genişliğindeki dikdörtgen şeklindeki kağıt KL yerinden diyor katlanarak D köşesinin AB üzerine gelmesi sağlanıyor. Yani D köşesi arkadaşlar 90 buraya geliyor. Buna göre diyor KAD üçgenin alanının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bilmeniz gereken iki şey var. Üçgenin alanını tek birim çevireceksin. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceksin. Başka yapman gereken bir şey yok. Örneğin şuraya x dersek şurası 6-x olur arkadaşlar. Şurası da 6-x olur. E, D-K'ya x demiştik. Şurası x olursa arkadaşlar katladığı için şurası da x olur. Şimdi ad kenarını bilmiyorum ben. Ad kenarına y diyeyim. Bunun alanını hesaplayacak olursak 6-x çarpı Y bölü 2 olması lazım. Şimdi Y'yi ben e nasıl bulacağım? Y'nin karesi artı 6 eksi X'in karesi. Yani 36 eksi 12X artı X kare eşittir. X kare olur arkadaşlar buradan. X kareler gider. Buradan arkadaşlar Y kare eşittir. 12X eksi 36 Y eşittir. 2 kök 3X eksi 9 olur. Burada yerine yazarsak 6 eksi X çarpı 2 kök 3 x eksi 9 bölü 2 olur alan aslında. 2'ler sadeleşir burada. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Türevini alalım. Birincinin türevi eksi 1 geldi. İkinciyi çarpıyoruz. 3 x eksi 9. Daha sonra ikincinin türevi. Birinci aynen yazıyoruz. İçerinin türevini alırsak 3. Bölü 2 kök 3x eksi 9 gelir. Bunu arkadaşlar sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi şunu paydayla çarp Burayla toplayıp sıfır eşit zaman Paydanın bir önemi kalmıyor ama paydayla çarptığım zaman Eksi 2 çarpı 3x eksi 9 gelecektir buradan Buradan artı 18 eksi 3x eşittir 0 olacaktır arkadaşlar Dağıttığım zaman Eksi 6x artı 18 Artı 18 eksi 3x oldu Buradan 9x arkadaşlar 36 eşit olacaktır X'i buradan 4 bulacağız şimdi x'i 4 bulduk geldik gelelim burada alanda yerine yazalım x'i 4 bulduk 2 x'i 4 bulduk 12 12'den 9 çıktı kök 3 kd üçgenini alabileceği en büyük değer arkadaşlar 2 kök 3 olacaktır